O zaman ilişkilerin geri kalanını yeniden canlandırmakla devam edelim. Şimdi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden pozitif ve somut adımlar bekliyor. F-16'ların satışı ve modernizasyonu konusunda Türkiye'nin İsveç onayının ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Bildiğimiz kadarıyla Kongre'nin 15 günü var herhangi bir itiraz için. Bu 15 günlük süre ne zaman bitiyor? Bu sürecin ne zaman resmi olarak sona ermesini bekliyorsunuz? Ve bir de hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanları olumlu mesajlar verdi onay konusunda ama yine de sormak isterim. Kongre'nin Türkiye'ye bu satışı engellemesi, durdurması ya da geciktirmesi gibi bir olasılık görüyor musunuz? Siz kendi parlamentonuzda çalışırken biz de kongremizde Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin Amerikan güvenliği için çok önemli olduğunu, bu seviyede tamamen aktif ve katılımcı olmasının müttefikler arasında yük paylaşımı için önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Zaten büyük bir F-16 filonuz var. Ancak bunu geliştirmek bizim için önemli olacak. 15 günlük süre cuma gecesi başladı. Aslında Cumhurbaşkanınızın imzayı attığı an oldukça heyecan vericiydi. Kurye uçağa bindi. Dışişleri Bakanlığı'na teslim etti ve biz de bildirimimizi Kongre'ye ilettik. Cuma gününden itibaren 15 gün sonra bu bildirim süresi sona erecek ve ardından uygulamaya geçeceğiz. Bir noktayı daha merak ediyorum. Amerikan Kongresi Araştırma Servisi raporuna göre bu satış kongreden geçse bile üretici firmanın elindeki iş yükü sebebiyle Türkiye'nin yeni uçakları alabilmek için uzun bir süre, 3 yıl kadar ki uzun bir süre bu, beklemesi gerekecek. Bu konuda bilginiz var mı? İttifakın güney kanadının başlıca koruyucusu olan Türkiye'nin bu uçakları almasını hızlandırmak ve Türkiye'ye öncelik verilmesini sağlamak için Biden yönetiminin planı nedir? Öncelikle bu anlaşmanın birkaç parçası var. Bunlar mevcut jetlerin modernizasyonu ve yeni jetlerin satışı. İki parça da önemli. Anladığım kadarıyla modernizasyon derhal başlıyor. Açıkçası yeni jetlerin ne zamana hazır olacağını ezbere bilmiyorum. Ancak Türkiye'nin bu jetlere olabilecek en kısa zamanda kavuşmasının ABD için bir öncelik olduğu aşikar. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satışı konusunda sözünün tutmasını umuyoruz. Çünkü iki ülke arasındaki güven problemi nasıl çözülecek sorusu yıllardır Türkiye'de de tartışma konusu. Ve açıkça Ankara'nın Washington'dan beklentilerinden biri de NATO'nun kilit ülkelerinden biri olan Türkiye'nin askeri kabiliyetini ve muharebe hazırlığını ve iki ülke ilişkilerinde olumsuz etkileyen katsayı yaptırımlarının kaldırılması. Sizce bu konuyu görüşmek için ortak zemin var mı ve ayrıca Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için herhangi bir görüşme var mı? Büşra, sadece bir hatırlatma yapmak için söylüyorum. Katsa yaptırımları hükümetinizin Rusya Federasyonu'ndan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı ile ilgiliydi. Katsa yaptırımlarını tetikleyen buydu. Türkiye talep ettiği şartları karşılamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot alamadı. Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz, ABD Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız. Türkiye'ye çözüm için bir formül önerdiniz mi? Yine söylüyorum, uzun yıllardır hem S-400 alımından önce hem de o zamandan beri hava savunmasını güçlendirme ile ilgili görüşmeyi teklif ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu karmaşık bir konu. Bugünlerde herkesin hava savunmasına ihtiyacı var. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz ama yine de bu konuyu aşabilirsek Katsa meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz.